Cinayete kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlovich'in Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi. Töreni Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur'la Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Yönet Can Tezel'de katıldı. Kırgızistan, Kazakistan, Moldova ve Belarus'un Ankara Büyükelçileriyle Ankara'da yaşayan Rus vatandaşları da törende yer aldı. Törene katılanlar ölümünün 3. yılında Karlov'un Büyükelçilik bahçesinde yaptırılan anıtına çelenk bıraktı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov törende bir konuşma yaptı. Her yıl 19 Aralık'ta Karlov'un acısını hissettiklerini belirten Yerhov, onun anısını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Andrei Karlov'un anısını yaşatmak için en fazla yapabileceğimiz şey şudur. İkili ilişkilerde ortak faaliyetleri büyük bir verimle yürütmek, sürdürmek görevlerimizin arasındadır. Törende söz alan Büyükelçi Tezel de saldırının Türk-Rus ilişkilerini baltalamak için yapıldığını söyledi. Ve belki kendi açımızdan bakınca Türkiye açısından tek tesellimiz bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefi Türk-Rus ilişkilerine zarar vermek idiyse bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Zira Türk ve Rus devlet gelenekleri ve Türk ve Rus halkları tarihten ve güncelden husumet değil dostluk çıkarmayı bilen olgunlukta oldukları için böyle oldu. Konuşmaların ardından Karlov anısına piyanist Rustam Rahmetov'la tenör Zafer Mutlu törene katılanlara mini bir konser verdi.